Hatay'da yaşayan kemik iliği yetmezliği hastası olan 13 yaşındaki Emir Kağan'ın okulunda başlatılan kampanyaya Hataylılar akın etti. Emir Kağan'a donör olmak isteyenler kan vermek için ve kök hücre bağışında bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve 10 yaşındayken kemik iliği yetmezliği hastalığına yakalanan Emir Kağan Sevik'e küçük kardeşinden verilen ilikler uymayınca Emir Kağan için okulunda kampanya başlatıldı. Kentin birçok noktasında başlatılan kampanyanın ardından Emir Kağan'ın okuduğu Hüseyin Özbuğday Ortaokulu'nda da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Yüzlerce insanın katılım gösterdiği bağış kampanyasında konuşan anne Aynur Sevik, Emir Kağan'a daha önce kardeşinden iki defa ilik nakli yapıldığını fakat sonuç alınamadığını söyledi. Salı 3 yıl önce başladı. İdiopatik aplastik anemi hastası olarak teşhis konuldu. Hastalığının ilaçla tedavisi olmadığı için direkt nakil yapıldı. Önce kardeşinden uyumlu, %100 uyumlu nakil yapıldı. İki kez yapıldı. Maalesef ikisinden de olumsuz sonuç alındı. Daha sonra Emir Kağan'da graft versus host hastalığı meydana geldi. İki hastalıkla mücadele ediyor ve şu an hastalığı tekrarladığı için acilen tekrar üçüncü nakli olması gerekiyor Emir Kağan'ın. Riskli bir dönemde hayatı önem arz etmekte ve bunun için de bizim bir donöre ihtiyacımız var. Bizimle uyumlu genetik ikizimize ihtiyacımız var kısacası. Türkiye'de tarama yapıldı. Türk kökte şu ana kadar vericilerin hiçbiriyle uyumlu değiliz. Yurt dışı taramamız da gerçekleştiriliyor. Onun için uygun donör arıyoruz. Kök hücre kampanyaları yapıyoruz. Halkımız bilinçlendirmeye çalışıyoruz çünkü bu konuda çok fazla eksik bilgi var. Bu bir ameliyat değil, acılı, ağrılı ve uzun süren bir işlem değil. Sizin sosyal hayatınızı etkileyecek bir işlem değil. Daha önce benim 3,5 yaşındaki kızımdan Emir Kağan'a 13 kez kök hücre toplandı. Bir zararı olsa kendi evladıma yaptırmazdım zaten. Çok güzel. Burası Emir Kağan'ın okulu. Okul müdürü, veliler, öğretmenler ve küçücük öğrenciler bile kapıda sokaktan geçenleri çeviriyorlar. Emir Kağan için kök hücre verir misiniz diye. O kadar güzel bir organizasyon oldu ki. Yani Hatay çok 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 güzel katılımlar sağladı bu kampanyalara. Muhtemelen kök hücre kampanyasında en fazla donör ünvanına ulaşacağız gibi geliyor. Emir Kağan da kampanyalara katılamıyor maalesef. Çünkü bağışık sistemi yok. İnsan içine kalabalığa çıkamıyoruz. Bunun için de çok üzülüyor ama herkese selamı var. Selamını, sevgisini iletiyor. Teşekkür ederiz destek olan herkese. Diğer yandan başlatılan kampanyada 1000'e yakın insanın kan ve kök hücre bağışında bulunduğu ve bu sayının gün sonunda 1000'i geçmesinin beklendiği öğrenildi. Emir Kağan ve diğer lösemi hastaları için bu kampanyayı başlattıklarını söyleyen Hüseyin Özbuğday Ortaokulu Müdürü Halit Yaylacı şöyle konuştu. Bu etkinliğe başlarken öğrencimiz başta olmak üzere Türkiye'de lösemi tedavisi gören, ilik nakli bekleyen bütün insanlara faydamız dokunması amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Sosyal medyada, haber ajanslarında bunları duyurusunu yaptık. Çok yoğun bir katılım oldu. Destek veren ben bütün herkese teşekkür ediyorum. Fanatik Beşiktaşlı olan Emir Kağan'ı yalnız bırakmadıkları için Hataylılara teşekkür eden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, tüm Türkiye'yi kan ve kök hücre bağışına davet etti. Minik yavrumuz Emir Kağan'ın çok fanatik Beşiktaşlı hem oluşundan dolayı hem de Hatay'ımızın evladı olduğundan dolayı böyle bir rahatsızlığı var. Kendisine acil şifalar diliyorum öncelikle. Tüm Hatay'da, genellikle tüm Türkiye'de çocukluğumuza kök hücre ve kan bağışı yapılmasına bütün herkesi davet ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda acil şifalarla kendisi sağlığına kavuşur. Onun yanındaki Türkiye'deki ve dünyadaki bütün ilik nakli gereken çocuklarımıza inşallah bir an önce gerekli ilikler bulunur ve hepsi sağlığına kavuşur. Buradan tekrar tüm Hatay halkımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir ilgi var. Tüm İskenderun'da, Antakya'da birçok ilimizde yapılıyor bu organizasyonlar. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz ama lütfen bıkmadan, usanmadan, gayret ederek bulunana kadar devam edelim. İnşallah sağlığına kavuşur. Kendisine tekrar geçmiş olsun diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Emir Kağan. Öncelikle bu gönderdiğiniz kartlardan, bu güzel mesajlardan hepinize tek tek içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor zamanımda arkadaşlarımın, sonra öğretmenlerimin, hepinizin benim yanımda olduğu için çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Gerçekten bu zor zamanımda bana çok destek oldunuz. Bu güzel mesajlar, bu güzel kartlar beni çok mutlu etti.
Hepinizin ellerine sağlık. Gerçekten hepsini gelir gelmez hemen okudum. Hepinizin gerçekten ellerine, emeğine sağlık. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki yanımda varsınız.